Merhaba Aslı, birkaç ay aradan sonra kanala tekrar hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. En son yaptığımız videoda denkliğini almıştın, adaptasyon eğitimi alman gerekiyordu, kendine bir yer arıyordun. Merak edenler tekrar izleyebilirler. Adaptasyon eğitimi için yer aradın, buldun. Bu konu hakkında bize bilgiler verebilir misin? Denkliğimi aldıktan sonra zaten denklik kurumu bana liste göndermişti nerelere başvuru yapabileceğim adına. Oradaki bir ilk önce kendi oturduğum yerde, kendi bulunduğum eyalette birçok yere başvuruda bulundum. Ama ne yazık ki Anpasok Lehrgang eğitimi olmadığını söylediler. Bu yüzden birçok yere, başka eyaletlere başvurmak durumunda kaldım. En sonunda Frankfurt'ta kendime bir yer buldum. Yani oraya gittim, oldu, kabul ettiler. Ama elimde belki dil sertifikam olmadığı için dedim herhalde olmayacak. Hani beklemem gerekecek. Ama tam aksine onlar konuşmaya baktılar sadece. Konuşmam bizim için yeterli. Gayet iyi konuşuyorsun dediler ve iş sözleşmesini postayla göndereceklerini söylediler. Aradan 2 hafta geçtikten sonra iş sözleşmem geldi. İmzaladım. Gerekli belgeler vardı. Ama burada ben öğrenci vizesiyle geldiğim için çalışma iznine de ekstra ihtiyacım vardı ve iş sözleşmesiyle birlikte yabancı bürosuna başvuruda bulundum. O da 3 hafta sonra açıklandı. Sadece o çalışacağım hastanenin adresi yazılıp burada çalışabilirsiniz dendi. Zoom toplantısı mı oldu yoksa oraya gitmen mi gerekti? Oraya gittim. Mülakat Yani için. mesafe kurallarında yine maskeli o şekilde mülakat gerçekleşti. Yani karşılıklı oturarak birbirinizi tanıdınız, görüştünüz. Peki mülakatta ne tür sorular geldi? Mülakat çok öyle zor değildi. Zaten benim CV'mi görüp beğenmişlerdi. O yüzden çağırmışlardı. İşte adımı sordular. Ne yaptım? Ne kadar süredir buraya geldiğimi? İşte 2 yıldır neden gönüllü çalıştığımı, Almanya'da nasıl geçindiğimi bunları sordular. Ondan sonra ameliyathanede Türkiye'de hangi ameliyatlara katıldığım söylendi, soruldu. Ben de hepsini saydıktan sonra tamam dedi o zaman hadi iş için dedi tarih belirleyelim. Belki dil sertifikan olmadan da çalışabilirsin. Dedi ben Berlin'i ararım, denklik kurumunu. Oradan izin isterim ve başlayabilirsin. O şekilde güzel oldu. Yani çok ilginç gerçekten. Bir de başka eyalette olduğu için de ilginç buluyorum. Peki Berlin'den gelen belge bildirimde eksik olarak 19 ay mıydı? Evet. Evet, 19 ay olarak görmüşlerdi. Teori ve pratik kısmı nasıldı? Teori ve pratik kısmında çok fazla açığım vardı. Çünkü deneyimim yoktu. Türkiye'de mezun olduktan sonra gelmiştim buraya. Teorik kısmında 450 saate yakın bir açığım vardı. Pratik kısmında da yine çok fazla 1000 küsür bir açığım vardı. O yüzden bunu 19 aya böldüler. Bunun ücretini peki kim karşılayacak? Bunun ücretini hastane karşılayacak. Ausbildung sözleşmesi geldi bana. Ücret olarak 1197 euro ikinci yılında, üçüncü yılında da 1305 euro. Denklik kurumu bütün Almanya için geçerli olduğundan mı gidebiliyorsun Frankfurt'a? Orasını tam olarak anlamadım Aslı. Evet, ben başvurduğumda tek kurum, başvuru merci Berlin'di ve Berlin'den alınan sonuç her yerde başvuru yapabiliyordum. 16 eyalette de. Ama şu anda nerede yaşıyorsan oraya başvuruyorsun. Atıyorum ben şu an Baden-Württemberg'deyim, Stuttgart'a başvurmam gerekiyor ve Stuttgart'tan aldığım sonucu sadece bu Baden-Württemberg'de geçerli oluyor. Ama Berlin'den başvuran ve sonucunu alanlar bütün Almanya'da gayet güzel katılabilirler. Aa, evet ki doğru, çok haklısın. Burayı gerçekten hatırlattığın çok iyi oldu. Senin başvuruda bulunduğun denklik kurumu bütün Almanya için geçerliydi. Normalde eyalette, yani başvuruda bulunduğumuz denklik sonucunun geldiği eyalette eğitim alabiliyoruz. Arkadaşlara da onu belirtelim. Çünkü denklik işlemleri de değişti. Onu da bu fırsatta hemen hatırlatalım. Artık bir denklik merci yok anestezi ve ameliyat için. Diğer sağlık mesleklerinde olduğu gibi eyaletlere başvuruyorsunuz arkadaşlar. Yani bir form var. O formda zaten mesleğinizi seçebiliyorsunuz. Orada 10, 12, 15 meslek listelenmiş. Onlar arasında artık anestezi ve ameliyat teknikeri de var.
Aslı bana arkadaşlar devamlı maaşları soruyorlar. Tabii ki anestezi veya ameliyat teknikeri maaşlarını da merak ediyorlar. Senin değindiğin maaşlar adaptasyon eğitimi için normal maaşları biliyor musun? Normal maaşları ne yazık bilmiyorum. Çünkü bazen tarife üstünden veriliyor, bazen saat üstünden veriliyor. Sizin hangi hastaneyle anlaştığınıza, sizin sözleşmenize bağlı olan bir şey. Ama Ausbildung'da ve bu Anpassungslehrgang dediğimiz eğitimde birinci yılda 1133, ikinci yılda 1197, üçüncü yılda da 1305 euro alınıyor. Tabi bunlar da kesinti de olacak tabii ki. Ama senin zaten Kesinti ikinci yıl var. bitecek. 19 aydı diye biliyorum. Az önce de Aynen. onayladın. Yani 1,5 yılda bitiyor aslında eğitimin. Aynen öyle. Eğitim programı hakkında bilgin var mı? Nasıl olacak? Belli bir Şu anlık bir zamanda. eğitim programı verilmedi. Sadece işte bana sözleşme gönderildi. Hani nerede çalışacağım, hangi birimde çalışacağım adına bir bilgi yok. O da oraya gittiğim zaman tam belli olacaktır diye düşünüyorum. Onu da bilgilerini alınca ekstra paylaşırım sizinle. Hatta ben görüşmemde dedim ki benim kalacak yere ihtiyacım var çünkü ben burada oturmuyorum. Dedim sizin dedim yurt falan var mı? Onlar dedi ki evet var. Dedi sözleşme gönderelim Mitfetrak. Ya dedim çok mutlu olurum. O şekilde evi de hallettim. Yani bir kere de her şeyi hallettin. Eğitim veren yer aynı Aynen. zamanda sana kalma imkanı da verecek. Harika bir şey. Gerçekten Aynen öyle. harika. Hem kalkma imkanı var. İşte ayda 120. Aman Tek yarabbim. kişilik oda. Bütün her şey mobilyalı. Gittim de her şeyi konuştum. Normal Yani böyle sohbet eder gibi. Hepsini anlattım. bazen de çorap söküyor gibi gidiyor değil mi Aslı? Harika ya. Aynen. Ben de kalacak yere ihtiyacım var. Tamam biz sana veririz dedi. Direkt. Valla zahmet çektim biraz, avukatla falan denklik işlemlerini bitirdin ama bak şimdi de çok Evet güzel. ama o konuda da şanslıydım. Avukatla misal denkliği hallettim ama avukat benden ücret almadı. Denklik kurumu hala benden bir ücret istemedi. Hiç kimse benden ücret istemiyor. Harika ya. Aslı'yı takip edin arkadaşlar. Vallahi harika. Demek ki Allah'ın sevgili kullarındansın. Çorap söküğü gibi gidiyor. Çok emek verdim herhalde onun için onlar da bir yardımcı olalım diye düşünmüş olabilirler. Olabilir. Gerçekten çok güzel. Tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı olur Aslı. Peki arkadaşlarımıza neler tavsiye ediyorsun? Özellikle senin mesleğinden ameliyat teknikeri olan arkadaşlarımıza, senin mesleğinden olan arkadaşlarımıza neler tavsiye ediyorsun? Nasıl başvuruda bulunsunlar? Belgelerini nasıl hazırlasınlar? Evet ve nasıl yola koyulsunlar? Şimdi onlara verildi, hani denklik sonucuyla birlikte nerelere başvuru yapabilecekleri yazıyor. O da 2-3 sayfa olan bütün o listenin hepsine başvuru yapsınlar. Çünkü uyum kursu bulmak çok zor. Hastaneler hepsi tamam diyor, seni alalım çalıştıralım ama hangi okulla olacak, neresi olacak? Bu çok önemli, okul bulmak çok önemli. Zaten genelde hastanede çalışanların yani pansiyonları oluyor, onlar personel pansiyonları orada kalabiliyorlar. Yine problem değil. Ama önemli olan eğitim bulmaları. Hepsine yazsınlar. Nereye gidecekleri önemli değil. Her yere başvuru yapsınlar. Diğer türlü bulunmuyor. Ne yazık ki anestezide de ameliyatta da. Daha öncesinde arkadaşlardan bir tanesi yoruma yazmıştı. Ben her yere başvuru yaptım ama bir yer bulamadım. Bununla karşı karşıya kalabiliyoruz maalesef. Bütün meslekler kalıyor diye düşünüyorum. Gerçekten umudunuzu yitirmeyin ve elinizden gelen her şeyi yapın, arayın. İlle bulunuyor ama biraz zaman istiyor, değil mi Aslı? Kesinlikle aynen öyle. Benimki çok kısa sürdü ama şans demek ki. Bilmiyorum. Harika, gerçekten harika. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Mesleğinin geleceğini Almanya'da nasıl görüyorsun? Yani eğitim bittikten sonra, adaptasyon eğitimi bittikten sonra iş bulma olanakları nasıl olacak? Evet, bu meslekte çok fazla açık var. Yani çok fazla bütün hastanelere başvursanız Ausbildung bittikten sonra hemen hemen hepsi sizi alır. Acayip derecede açık var çünkü ameliyathanede çalışan çok kimse yok. Maaş olarak da iyi diye duydum. 3.500-4.000 euro.
Tabii mesailer de içinde oluyor. Ben de mesleğimi mi değiştirsem acaba? YouTuber olmayı bırakıyorum arkadaşlar. Bana çok kazandırdınız. O yüzden ben ameliyat teknikeri olmak istiyorum. Sıfırdan başlayacak arkadaşlar için tavsiyelerini alabilir miyiz Aslı? Tabii sıfırdan başlarlarsa hatta çok daha iyi olur. Çünkü Ausbildung için başvuru yaptıkları zaman çok rahat yer buluyorlar. Ama oyun kursunda o şekilde ilerlemiyor. Çünkü eğitim yok. Yani bunun için vize veriyorlar, her şeyi yapıyorlar ama eğitim kurumu sağlanmıyor. Ama Ausbildung yapacak insanlar çok rahatlıkla kendilerine yer bulabilirler. Bu mesleği de tavsiye ederim. Yani rahat iş yeri bulabilirler. Ameliyat teknikeri olan, tecrübesi olan arkadaşlarımızdan meslek denkliliği için başvuruda bulunmak isteyen arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin Aslı? Arkadaşlarımız çalıştıkları yerden ya da okullardan staj yapmışlarsa evrakların hepsini toparlasınlar. Bu çok önemli denklik için. Eğitim süreleri kısalır. Daha iyi denklik alabilirler. Evet, değil mi? Bu tecrübeler çok önemli. Özellikle tecrübeyi detaylı bir şekilde yazdırabilirlerse, bu konuda yine kanalımızda bir video var. Referans mektubu nasıl olmalı isminde bir video. Gerçi adını yanlış koyduk. Çalışma karnesi demek daha doğru olur. Hangi verilerin olması gerektiği konusunda bilgiler var. O videoyu izlemelerini tavsiye ederim. O şekilde detaylandırılmış karneler alabilirlerse, referans mektupları alabilirlerse denklik için çok iyi olur. Bence çok iyi bir hatırlatma oldu. Gerçekten tekrar etmiş olmak önemli diye düşünüyorum. Bu noktaya dikkat etsinler. Benim de tavsiyem bu yönde. Referans mektubu veya çalışma karneleri dışında tavsiye edebileceğin, dikkatlerini çekmek istediğin noktalar var mı? Yani ne yaparlarsa, neye dikkat ederlerse denklik işlemleri daha kolay olabilir. Denklik işlemlerinde en çok söyledikleri başvuru yaptıktan sonra B2 sertifikanız nerede? Bu soru çok fazla soruluyor. Yani buna karşı hani B2 elinizde olmadığı sürece geç cevap veriyorlar. B2'si olan bir an önce çalışmaya da başlayabilir. Tam denkliğini de alabilir. B2'lik yoksa bütün evraklar hepsi tamsa bile yine de bunu bahane uydurup ama B2 dil sertifikanız yok deyip dosyayı kenara atıp B2 dil sertifikası olanın dosyasını öne alıp direkt onun işini hallediyorlar. Doğru. Yani Evet, bu da bir olabilir. etken oluyor. Gerçekten öyle. Evet, hızlandırıyorlar bence de B2 seviyesinde Evet. olanları. Başka tavsiyelerin Aynen. var mı Aslı? Bütün evraklarının hepsini toparlasınlar. Test tasdikli olduğu sürece bir problem yok. Sadece B2'ye takılabilirler. Onun için biraz işlem sürebilir. Onun dışında gayet normal. Sen bütün işlemlerini kendin mi yaptın? Yani başvurularını falan, başvuru formunu falan hep kendin mi doldurdun? Geçen videoda sormuştum, galiba tekrar sorayım. Evet, ben internetten araştırdım nereye başvuru yapılacağını. Sonra baktım işte evraklar falan var PDF şeklinde. İndirdim, bilgisayardan hepsini doldurdum, çıktısını aldım. Hepsini posta olarak gönderdim. Sonra işte ellerini aldıklarına dair bana mail attılar. Eksik evrak oldu, evrak gönderdim. Sonra bekledim. Dediğim gibi bana da B2 dil sertifikam söylendi. Sürekli zaman geçti, 12 ay geçti. B2 sertifikan yok, bekle. Sürekli bu şekilde. Sonra vize problemi yaşadım. O şekilde biraz uzun sürdü benim sürecimde. Yani kendi başına da yapabiliyor değil mi arkadaşlarımız? Tabii ki kendi başlarında yapabilirler bu. Yani çok zor bir şey değil. Zaten benden mektup kalanında her şey yazıyor. Siz nasıl dolduracaksınız? Bütün örnekler var. Çok rahat bir şekilde erişip kendiniz doldurabilirsiniz. Bunun için ekstra bir paraya ihtiyacınız yok. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. İnşallah eğitim başladıktan sonra da yine bir video yapacağız. Arkadaşlar çok Rica mutlu ederim olur. ne demek. Tabii ki üçüncüsünü de olur. 4'te, Yaparız. 5'te hepsini yaparız diye düşünüyorum. İnşallah karşılıklı oturarak da yaparız. Allah yardımcın Umarım. olsun. İyilikler, Teşekkür kolaylıklar ederim. temenni ediyorum. Yolun bundan sonra da açık ve neşeli olsun. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Boş para avcısı. Aynı şeyi sen de yapabilirsin. Çok saçma ya. Çok saçma ya. Yani bilmiyorum. Bu arada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar, danışmanlara lütfen para vermeyin. Aslı bir kez daha deniyorum. Evet. Bir dakika dur. Hani Afet'e başvurmamışım, o yüzden bilmiyorum hani ne söyleyebilirim. Tekrar ediyoruz o zaman. Arkadaşlar stüdyodan Bozuluyor. sesleniyoruz.
Evet.